Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz. Denge Radyo'da Gönül Defterinden programından hepinizi selamlıyor. Rabbimizin rahmeti, merhameti, muhabbeti hepimizin üzerine olsun inşallah diyerek yeni bir programımıza başlıyoruz. Konumuza başlamadan önce WhatsApp iletişim numaramızı hatırlatmak istiyoruz. 0543 593 59 94. Endişeli bir kişi misiniz diye sorarak başlamak istiyoruz bugünkü konumuza dostlar. Çok çabuk endişelenir misiniz? Ya da neler sizi endişelendirir? Neden mi bu soruları sorduk? Bir ilim insanı, insanı tanımlarken şöyle tanımlamış dostlar. İnsan birkaç damla kan, bin bir endişedir diye. Yok canım, o kadar da değil dediğinizi duyar gibiyim. Aslında şöyle durup bir düşündüğümüzde, hakikaten insan beden olarak et, kemik, kan, kaslardan oluşmuşken ruhen bin bir endişe yumağı dersek çok da abartılı şeyler söylemiş olmayız. Her ne kadar kulağa abartılı geliyor olsa bile. Nasıl mı? Günlük hayatımıza şöyle bir bakıversek dostlar. Bu söz çok da yabancı gelmeyecek kulaklarımıza. Hemen hepimizde, az ya da çok, rızık endişesi var mıdır dostlar? Sağlık, sıhhat endişesi var mıdır? Çocuklarımızın istikbali, gelecek endişesi var mıdır? Para endişesi var mıdır? Bitmeyen hayallerimiz, planlarımız, ideallerimiz illaki her birimizde vardır. Olmaması imkansız. Yani hatta biz hanımların akşama ne pişirsem endişesi bile günüm epey bir kısmını kaplar diyebiliriz dostlar. Bu tabii ki işin latifesi. Halbuki ecel gelip çattığında hepsi bir anda adeta bıçak gibi kesilecek. Hepsi boş ve anlamsız olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de defalarca Rabbimiz bizi uyarmaktadır dostlar. Dünya malı ve evlatlarınız dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olanlar salih amellerdir diye. Dünya malı ve evlatlarınız dünya hayatının süsüdür diye Rabbimiz bizi uyarmaktadır. Bizler bu süslerle pek çok oyalanıyor, pek çok endişeleniyoruz diyebiliriz. Ne dersiniz? Bütün varlığınla Rabbine yönel. Yarın endişesini dünün yanına terk et. Zira muhtemeldir ki yarın geldiği zaman sen ölmüş olabilirsin diyerek bizi güzel bir dille uyarmıştır. Yarın endişesini dünün yanına terk et diyor. Dün geçti nasıl olsa, yarın ne olur diye dert etmek yerine onu dünün yanına terk et diyor. O halde insan ne dünya rüyasında bulduğu definelere aldanmalı, ne düştüğü fakru zarurete yanmalı, ne de gelgeç sevdalar uğruna ebedi hayatını hüsrana çevirmelidir diyebiliriz. Deriz demesine de elbette bunu dille söylemek bu kadar kolay. İş gerçekleştirmeye, hayatımızı aktarmaya gelince işte sıkıntı burada başlıyor diyebiliriz dostlar. Dünya telaşı içinde yaşarken
düştüğü sıkıntılara üzülmemek, elde ettiği başarıları zaman zaman abartılı karşılamamak, gelgeç sevda olduğunu bildiğimiz halde bu sevdalara kapılmamak çok da kolay olmasa gerek. En azından herkes için bu durum o kadar kolay olmasa gerek ki hemen her gün farklı olaylara, farklı haberlere muhatap oluyor ya da bir şekilde haberdar oluyoruz. Gündemimizi bir şekilde bu gibi haberler meşgul ediyor biz istesek de istemesek de. Halbuki hepimiz biliyoruz ki dostlar, geçen zaman geri gelmez. Geçen gün ömürdendir şarkılarda bile dile getirilmiştir. Yarına çıkıp çıkmayacağımız meçhul. Hiçbirimiz bu konuda bilgi sahibi değiliz. Bunun hepimiz farkındayız ya da farkında olduğumuzu zannediyoruz. Bu bakımdan endişe ve kaygıları, telaşları bir tarafa bırakıp yanlışlara tövbe etmek için, salih ameller işlemek için fırsatlar kollamalıyız diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Bunun içindir belki de yarın yaparım diyenler helak oldu diye bir söz vardır. Yarının garantisi olmadığının bilincinde olarak zamanı kullanmaya özen göstermeliyiz inşallah dostlar. Rabbimiz Mü'minun suresi 99 ve 100. ayetlerde nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında Rabbim beni geri gönder ta ki boşa geçirdiğim dünyada salih ameller işleyeyim der buyurmaktadır. Rabbim beni geri gönder ta ki boşa geçirdiğim dünyada salih ameller işleyeyim. Bu sebeple olsa gerek dostlar, Allah dostlarının pek çoğunun hayatında şöyle bir baktığımızda, hayatlarındaki anekdotları okuduğumuzda, evlerinin bahçelerinde ya da böyle hani ulaşabilecekleri yerlerde birer mezar kazdırdıkları örneğine rastlamışızdır mutlaka. Bahçelerine mezar kazıp zaman zaman içine girip tefekkür ettiklerine şahit de olduğumuz örnekler mevcuttur. Onlar kendi hayatlarını bu yolla disipline etme yolunu seçmişlerdir. Kendilerini hatırlatmışlardır. Yani bu mezara gireceksin bir gün. Hani sen bunu unutma diye hatırlatmak için yapmış olsalar gerek. Hani ayette ne dedi? Rabbim geri gönder. Ta ki boşa geçirdiğim dünyada salih ameller işleyeyim demeden önce. İşte hatta bir Allah dostu kabrinden kalkınca dermiş ki bak sana tekrar Rabbin zaman verdi, hediye etti. Hadi şimdi onu kıymetini bil, kıymetli güzel kullan diye kendisine hatırlatma yaparmış. Hepimiz için hakikaten ömür bir defalığına verilmiş bir süredir. Ne tekrarı vardır dostlar, ne de telafisi. Bir kez elden kaçtı mı, bir daha asla geri gelmez. İnsan bütün maddi servetini verse, bütün imkanlarını derlese toplasa, Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği ecel vaktini bir saniye bile ertelemeye gücümüz yetmez dostlar. Bu yüzdendir ki en büyük israf zaman israfıdır diyebiliriz. Biz bu konuyla ilgili başlı başına zamanı kullanmayla ilgili geçmiş programlarımızda bir program yapmıştık dostlar. Bununla birlikte en kolay yaptığımız israf belki de en kolay harcadığımız zamanda zaman israfıdır.
kolaylıkla harcayabiliriz. Hatta bir örnek vermiştik bir seminerde. Bir seminerci demişti ki, semineri veren hoca, şimdi sizden işte 1.000 lira istesem, hatta 500 lira istesem hiç kimse vermek istemez. Geri verir mi vermez mi bilinmez diyerekten hiç kimse o parayı bana vermek istemez demişti. Ama bana bir saatinizi ayırır mısınız desem, bu salondaki hemen herkes bir saatini bana ayırmaya gönüllü olur demişti. Halbuki o 1.000 lira, 500 lira her neyse para geri kazanılır, geri gelir. Ben vermesem bile size, ama o bana ayıracağınız bir saatlik zaman asla geri gelmeyecektir diye de çarpıcı bir örnek vermişti. Ancak ne yazık ki yaşarken farkında olmuyoruz zamanın kıymetinin. Daha zaman zaman şu hafta bir geçseydi. Sizler de söylediğiniz oluyordur mutlaka. Bu sene bir bitseydi, çok sıkıntılı geçti bu yıl. Ya da bugün hiç bitmeyecek, bitmeyi bilmedi bugün gibi sözler sarf edebiliyoruz dostlar. Gayri ihtiyari belki de, farkında olmadığımızdan çıkıyor belki de ağzımızdan bu sözler. Bu da durumun farkında olmadığımızın çok açık göstergesi olsa gerek. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuş sevgili dostlar. Ölüp de pişmanlık duymayacak hiçbir kimse yoktur buyurmuş. O pişmanlık nedir ya Resulullah diye sorunca sahabe, Efendimiz şu cevabı vermiş. Ölen muhsin, yani ihsan sahibi, hayır ehli, salih bir kişi ise bu halinin daha fazla arttıramamış olduğuna, şayet kötü bir kişi ise kötülükten vazgeçerek halini ıslah edemediğine pişman olacaktır demiştir. Yani her insan son nefesinden sonra keşke şu yanlışı yapmasaydım, keşke şu hayrı da işleseydim diye pişmanlıkla dizini dövmek isteyecek. Lakin heyhat. Artık ne el kalmıştır ne de diz. Rabbimiz konu ile ilgili olarak Münafıkun suresi 10. ayette şöyle buyurmuştur dostlar. Herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka versem ve salihlerden olsam demeden evvel size rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin diyerek bizi uyarmıştır. Ne dedi Efendimiz dostlar? Ölen kişi muhsinse, yani hayır ehli, salih amel işleyen birisi ise bile ne yapacak? Diyecek ki bu halimi daha fazla artırsaydım keşke. Daha önceki programlarımızda okuduk. Çok tatlı bir hikayeydi. Şimdi kısacık hatırladım. Onu da tekrar küçücük hatırlatmak istiyorum. Sıkılmazsanız eğer dostlar. Hani bir komutan seferden dönüyor ve seferden dönerken gece bütün askerlerin üzerlerinde eşyalar, teçhizatlarıyla dolu. Tabii yorulmuşlar, yorgun argın dönüyorlar. Karanlık. Ve bir araziden geçerken komutan diyor ki, ayağınıza takılan şeyleri toplayın. Şimdi askerlerden bir kısmı diyor ki, ya bu yorgun argınız zaten, bu komutan da yani iş mi şimdi şu yaptığı diyor. Biz zaten elimiz kolumuz dolu. Ne bu ayağımıza takılan şeyin ne olduğunu bilmeden niye toplayacağız ki diyorlar ve hiç almıyor. Bir grup asker, ya hiç olmasa komutan söyledi diyor. Birkaç tane alalım da ayıp olmasın bari. Böyle birkaç tane çantalarını kenara dolduruyorlar. Bir grup asker de diyor ki, ya komutan söylediyse bunda mutlaka bir sebebi vardır, bir hikmet vardır. Biz en azından şöyle ceplerimizin, çantalarımızın boşluklarını doldurabildiğimiz kadar dolduralım diyorlar. Ve yola devam ediyorlar tabii ki. Sabah ağarmaya, tan yeri ağarmaya başladığında bir bakıyorlar ki yerden topladıkları şeyler altın, meğer altın dolu bir araziden geçmişler. Eyvah diyor.
O hiç toplamayan grup eyvah ki eyvahlar ediyor tabii ki. Keşke hiç olmazsa birkaç tane alsaydık. O birkaç tane alan grup da keşke çantamızda biraz daha boşlukları doldursaydık. O çantaların boşluklarını dolduranlar da diyor ki keşke çantamızdaki fazlalıkları atsaydık da yerine altını doldursaydık diyor. Yani işte aynı hadiste olduğu gibi dostlar. İnsan salih amel işleyen birisi bile ölen kişi olsa diyor Efendimiz, keşke daha fazla yapsaydım. Keşke daha fazla hayır yapsaydım. Keşke daha fazla salih amel işleseydim diyecek. E hiç yapmayanın feryadını artık gelip siz düşünün. İnşallah Rabbim dedirtmesin. Vaktiyken, şu güzel iklimlerden geçerken zamanımızı güzel kullanmayı nasip etsin inşallah. Bize düşen bu uyarıları dikkate alarak hayatımızı düzenlemek olmalıdır. Bugün programımızda endişeli misiniz diyerek başladık konumuza dostlar. Belki de endişeli olmalıyız. Ama bu endişe, rızık endişesi, mal biriktirme endişesi, mülk edinme endişesi, gelecek endişesi yerine ben ne yapabilirim endişesi olmalı belki de. Daha ne yapmalıyım? Neler yapabilirim? Hayatımı nasıl düzenlemeliyim ki kazançlı çıkayım? Ölüm gelip de pişmanlık duymadan daha nasıl faydalı olabilirim diye endişelenmeliyiz belki de. Kimin gönlüne dokunabilirim demeliyiz. Rabbimin rızasını nasıl kazanabilirim? Çocuklarıma, çevreme nasıl faydalı olabilirim diye endişelenmeliyiz belki de. Bunlarla endişelenmeli, hayatımızı bu endişelerimize göre yönlendirmeliyiz. Çünkü bu işin şakası yok dostlar. Rabbimiz bizi defalarca uyarıyor. Akletmez misiniz, düşünmez misiniz diye. İnşallah vakit geçmeden akledenlerden, düşünenlerden olalım. Olabilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Bizim insan olarak, nefsimiz olarak buna güç yedirebilme ihtimalimiz çok zayıf dostlar. Rabbim yardım etsin inşallah. Ama biz çaba harcayacağız. Bize düşen bu. Biz elimizden geleni yapıyor muyuz? Günümüzü değerlendirirken, vaktimizi değerlendirirken, işlerimizi düzenlerken Rabbimin rızasına uygun yaşamaya çalışıyor muyuz? Onun emir ve yasaklarını uygun uygulamaya dikkat ediyor muyuz hayatımızda? Biz bunlardan sorumluyuz. Rahmeti geniş olan, merhameti geniş olan, verecek olan, sınırsız gücü, her şeye sınırsız gücü yetecek olan da Rabbim. Rabbim de bizi darda, zorda, yolda koymayacaktır inşallah diyelim. Kısa bir ara verelim dostlar. Aradan sonra kaldığımız yerden programımıza devam edelim inşallah. Aklını al başına, geçen gün ömürdendir. O yalan mal boşuna, geçen gün ömürdendir. Aklını al başına, geçen gün ömürdendir. O yalan mal boşuna, geçen gün ömürdendir. Yürüsen de dursan da, türlü hayal kursan da, saati durdursan da, geçen gün ömürdendir. Saati durdursan da geçen gün ömürdendir. Ya
et narına, sarıp o kararına. Yanma gaflet narına, sadık ol kararına. Erteleme yarına, geç hem gün ömürdendir, ömürdendir, emirdendir. Unutmadan gayeyi, al zamandan payeyi, tüketme sermayeyi, geç hem gün ömürdendir. Unutmadan gayeyi, al zamandan payeyi, tüketme sermayeyi, geçen gün ömürdendir. İbretin olsun dünün, hakkını ver bugünün. Belki yarın son günün, geçen gün ömürdendir. İbretin olsun dünün, hakkını ver bugünün. Belki yarın son günün, geçen gün ömürdendir. Gönül akıla şaştı, hatalar doldu taştı. Hesap günü yaklaştı, geçen gün ömürdendir. Hesap günü yaklaştı, geçen gün ömürdendir. Ne sultana ne şaha kalmadı dünya. Ne sultana ne şaha kalmadı dünya. Ele geçmez bir daha, geçen gün ömürdendir, ömürdendir, emirdendir. Unutmadan gayeyi, al zamandan payeyi, tüketme sermayeyi, geçen gün ömürdendir. Unutmadan gayeyi, al zamandan payeyi, tüketme sermayeyi, geçen gün ömürdendir. Bir aradan sonra programımız devam ediyor kıymetli dostlar. Gönül Defterinden programındasınız. Artık hepiniz biliyorsunuz diye düşünüyoruz. Programımızın kaçırdığınız kısımlarını, bölümlerini ya da tekrar dinlemek istediğiniz konuları YouTube'dan ulaşabiliyor, dinleyebiliyorsunuz. YouTube'da Denge Radyo Gönül Defterinden program derseniz, yazdığınız takdirde programımızın istediğiniz bölümlerine ulaşabiliyorsunuz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra konumuza dönecek olursak, bugün programımızda endişeli misiniz dedik sizlere. Hiçbir şeye, hiçbir konuya, hiçbir olaya endişelenmeyen, kafa yormayan, hiç kafasına takmayan, düşünmeyen, dert etmeyen bir insan var mıdır? Bilemiyorum. İnsan olduğumuza göre, düşünen bir varlık olduğumuza göre, mutlaka günlük hayatımızda kaygılarımız, telaşlarımız, endişelerimiz de olacaktır diye düşünüyorum. Bu durum kaçınılmaz bir gerçektir. Bugün biz programımızda bu konuyu ele alırken hiç endişelenmeyelim diye bir şey söylemedik elbette. Bunu söylememiz de, söyleyebilmemiz de mümkün değil. Çünkü bunu söyleyemeyeceğimizin farkındayız. Söylesek bile bu durum hemen
hiçbirimiz için mümkün olmayacak, sadece sözde ve dilde kalacaktır. İnsanız, endişeleniriz de, üzülürüz de, seviniriz de, hepsi bizim hasletlerimiz elbette. Bilmemiz gereken, hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz gibi bu konuda da, endişe konusunda da ölçülü olmak. Nerede, nasıl tavır sergileyeceğimizin farkında olmak belki de. Neden mi? Ziyan içinde olmamak için. Rabbimiz Asr suresi 1 ve 3. ayetlerde şöyle buyurmaktadır dostlar. Asra, yani zamana yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır buyurmaktadır. Zamana yemin ile başlayan bu surede iman, salih amel, hakkı ve sabrı yaşayıp tavsiye etmekle değerlendirilmeyen zamanların israf edilmiş olduğu ve ağır bir hüsrana sebebiyet vereceği bizlere bildirilmektedir. Bununla birlikte zamanı hakkıyla değerlendiren kullardan istisna kaydıyla bahsedilmesi de insanların çoğunun bu konuda gaflet içinde bulunduklarına işaret etmektedir diyebiliriz. Ne dedi Rabbimiz? Salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır dedi. Nitekim Efendimiz bu hakikati şöyle ifade etmiştir dostlar. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Hepimizin bildiği bir hadis-i şerif diye düşünüyorum. Bu nimetler nelerdir dersek sizlere, sanıyorum herkes aynı cevabı verecektir. Sıhhat ve boş vakit. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmada aldanmıştır. Bunlar da sıhhat ve boş vakittir. Gerçekten hem vaktimizi çok kolaylıkla harcayabiliyoruz, yok edebiliyoruz, hem de sağlığımızı korumada yetersiz kalabiliyoruz. Sağlığımızı dikkat etmeden sağlıksızlaştırabiliyoruz diyebiliriz. Yani hani kıymetini bilmiyoruz. Gençken işte nasıl kullandığımızın farkında olmadan günü yaşayabiliyoruz dostlar. Bir başka hadisi şerifte de kıyamet gününde dört şeyden sorgulanmadıkça kulun ayakları yerinden kımıldamaz buyuruyor. Bunlardan bir tanesi ömründen. Onu ne ile yok etti? Ömrünü nerede kullandı? Nerede harcadı? İkincisi gençliğinden, gençliğini nerede tükettiğinden. Üçüncüsü malından, onu nereden kazandı, nereye sarf etti. Yani sadece malın kazanıldığı yer yeterli olmuyor demek ki dostlar. Kazancın helal olması tek başına yeterli olmuyor. Onu nereye harcadığımız da, harcarken helal yollarla harcamamız da önemli oluyor diyebiliriz. Dördüncüsü ilminden. Onunla ne yaptı, nerede kullandı ilmini önemli. Yani hemen çok basit bir örnek geldi burada aklıma. İlmini insan hayatını kurtarmak için de kullanabilir bir tıp hekimini düşünün. Ya da bunu organ nakli, organ kaçakçılarının
hayrına da, onların yararına da ne yapar? Hayır kelimesi burada çok uygun olmadı belki de. Onların yararına da kullanabilir. Yani ilmimizle ne yaptığımızdan sorgulanmadan ayakları yerinden kımıldamaz diyor Efendimiz. Kıyamet gününde 4 şeyden sorgulanmayınca kulun ayakları yerinden kımıldamaz. Hemen sadece maddeleri söyleyelim. Birincisi ömründen, ikincisi gençlik, üçüncüsü malından, dördüncüsü ilminden sorgulanmadıkça hesabımızı tamamlamış olamayacağız demek ki dostlar. O halde hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekmeliyiz diyebiliriz. Hayatımızı sorgulamalıyız dostlar. Ben ne yapıyorum? Geçen zamanım ne kadar Allah'ın rızasına uygun? Tavır ve davranışlarım Rabbimin rızasına uygun mu? Boş ve geçici heveslere fazla vakit ayırıyor muyum diye kendimize sormalı ve kendimizi hesaba çekmeliyiz dostlar. Allah dostlarından bir tanesi, dünyanın bir günü ahiretin 1000 yılından hayırlıdır demiş. Zira kazanç ve kayıp, keyfiyetleri sadece bu dünyaya aittir. Ahirette artık kazanmak ve kaybetmek yoktur demiştir. Dünyanın bir günü ahiretin 1000 yılından hayırlıdır demiş Allah dostlarından bir tanesi. Çünkü sebebini de açıklamış, kazanç ve kayıp keyfiyetleri sadece bu dünyaya aittir. Yani biz bu dünyada ekmezsek ahirette biçmemiz mümkün olmayacak. Bu dünyada ekebileceğiz. Kazancımızı, kayıplarımızı bu dünyadayken vereceğiz. Allah muhafaza kayıp olmasın inşallah Rabbim. Kazananlardan olmayı nasip etsin. Kazanç ve kayıp keyfiyetleri dünyada ve bize ait diyebiliriz. Kazanmak ya da kaybetmek, seçim bizim dostlar. Rabbimiz de bizi defalarca uyarmaktadır. Hemen her programımızda söylüyoruz değil mi dostlar? Akletmez misiniz, düşünmez misiniz diye. Nitekim bir hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. Akıllı insan nefsine hakim olup onu hesaba çekerek ölümden sonrası için çalışandır. Ahmak ise nefsini hevasına tabi kıldığı halde Allah'tan ahirette hayır umandır buyuruyor. Hem nefsinin hevasına uyacaksın hem de ahirette hayır murad edeceksin. Tam bir ahmaklık olsa gerek dostlar. Rabbimiz nefsimize hakim olabilmeyi nasip etsin inşallah. Nitekim nefsine hakim olamayanların durumu Fatır suresi 37. ayette şöyle belirtilmiştir dostlar. Onlar orada, ahirette, imdat istemek için. Ey Yüce Rabbimiz! Ne olur bizi buradan çıkarıp dünyaya geri gönder de, daha önce yaptıklarımızdan başka salih ameller yapalım diye feryat ederler. Allah Teala onlara şöyle buyurur. Biz size düşünüp ibret alacak ve hakikati görecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size peygamber de gelip İkazda bulundu. Öyleyse tadın azabı. Fatır suresi 37. ayette dostlar. Aslında hepsini biliyoruz, okuyoruz ama yine de bizi dünyanın süsü oyalayıveriyor Allah muhafaza.
Velhasıl Cenab-ı Hakk'ın kullarına takdir ettiği acı tatlı bütün imtihan tecellileri aslında iman ve kulluktaki samimiyet, sadakat, tevekkül ve teslimiyetimizin test edilmesinden başka bir şey değildir diyebiliriz dostlar. Öyleyse ne mutlu bu hakikatin farkında olup her halükarda hamd, şükür ve rıza safında yer alan salih müminlere. Bütün nimet ve başarıları Allah'tan bilip şükreden, hata ve kusurlarıysa nefsinden bilip ilahi af dergahına iltica halinde yaşayabilenlere ne mutlu diyebiliriz dostlar. Şimdi de içinde endişenin olmadığı tam bir teslimiyet içeren bir kıssayı paylaşmak istiyorum sizlere. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Adamın biri bir köle satın almıştı. Köle takva sahibi salih bir mümindi. Efendisi onu alıp evine götürünce aralarında şöyle bir konuşma geçti. Efendi sordu köleye, benim evimde neler yemek istersin diye. Köle, ne verirsen onu yerim cevabını verdi. Yine sordu efendi, nasıl elbiseler giymek istersin diye. Ne giydirirsen onu dedi köle. Evimin hangi odasında kalmak istersin diye sordu bu sefer efendi. Hangi odasını uygun görürsen, hangi odasında kalmamı istersen o odada kalırım dedi köle. Evimde hangi işleri yapmak istersin, hangi işleri tercih edersin diye sordu bu sefer efendi. Hangi işleri yapmamı istersen onu yaparım dedi köle. Bu son cevabın ardından efendi bir müddet tefekküre daldı ve gözlerinden süzülen yaşları silerken şöyle dedi. Keşke ben de kulu olduğum Rabbime böyle teslim olabilseydim. O zaman ne kadar mutlu olurdum. Bu arada köle dedi ki, ey benim efendim, efendisinin yanında kölenin iradesi ve ihtiyarı olur mu hiç? Bunun üzerine efendi, seni azat ediyorum dedi. Allah için hürsün. Fakat benim yanımda kalmanı da çok arzu ederim. Ta ki canım ve malımla sana hizmet edeyim. Zira sen bana kulluk adabına dair büyük bir ders verdin dedi. Evet dostlar. Efendi köleden kulluk adabına dair güzel bir ders aldı. Almasını bildi tabii ki. Bu da bir erdem elbette. Öğrenmeyi bilmek, farkında olmak. Bil öğrenmeyebilirdi ya da öyle sorular sormayabilirdi. Zaten bu köle. Ben ne istersem onu yapacak diyebilirdi. Bu da efendinin ne kadar nezaketli, ne kadar hassas bir kişiliği olduğunun gösterisi elbette. Ama Rabbim de onu güzel bir ders almayıyla taltif etti tabii ki. Bugün programımızda endişeli misiniz dedik dostlar. Bize ayrılan sürede sizlerle konumuzun çerçevesinde, konumuzun içerdiği çerçevede hasbihal etmeye çalıştık. Dileriz faydalı olmuştur. Dileriz rahat bir nefes almanıza vesile olabilmişizdir. Rabbim rızasına uygun yaşamayı hepimize nasip etsin. Endişelerimiz, telaşlarımız, hayallerimiz, umutlarımız,
onun rızası dahilinde olsun inşallah dostlar. Endişelenmemek mümkün değil. Kafaya bir şeyleri takmamak mümkün değil. Günlük hayatımızda o kadar çok telaşımız var ki, o kadar dünya telaşının arasında kaygısız yaşayabilmek, hiç kafa yormamak mümkün değil elbette. Bize düşen bunun dozunu ayarlamak. Hani toplu iğne ucu kadar bir mesele için bütün günümüzü zehir etmemek belki de tabiri caizse. Kıymeti kadar değer vermek. Ederi kadar. Yoksa endişelenmeyelim demiyoruz elbette. Ama ne olur bu endişelerimizi düşünelim. Daha biraz uzaklaşalım belki endişeden, daha geniş çerçeveden bakmaya çalışalım. Hani olayın içindeyken öyle değil midir dostlar? Olay anında çok büyük, çok çaresiz, çok sıkıntı verici gelir insana. Ama onun üzerinden birkaç gün geçtiğinde ya o kadar da aslında önemli değilmiş, bütün o kadar yorduğuma da değecek bir mesele değilmiş dediğimiz durumlar olmuştur, olur mutlaka. Onun için de biraz daha uzaklaşıp bakmaya çalışalım. En azından dünyalık meseleler için. Kafamızı çok yormamaya, değerinden fazla dedik ya, değer vermemeye dikkat edelim. Asıl meselenin Rabbimizin rızası olduğunu unutmayalım. Onun rızasına uygun yaşamaya, hayatımızı onun rızasına uygun tanzim etmeye dikkat edelim. En azından elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışalım. Biz gayret edelim. Rabbim yollarımızı açsın inşallah. Rızasına uygun yaşamayı hepimize nasip etsin inşallah diyelim. Endişelerimiz onun rızası için olsun. Biz onun dinini dert edinirsek dostlar, o da bizim dertlerimizi hafifletecektir mutlaka. Bunu unutmayalım. Endişelerimizi de yerli yerinde yapalım inşallah. Diyelim, hepinizi Rabbimizin rahmetine, merhametine, muhabbetine emanet edelim. Allah'a ısmarladık. Kaygılanma gel. Biz bu yangın ile yanacak değiliz. Hasalanma, kaygılanma gel. Biz bu rüzgar ile solacak değiliz. Hasalanma, kaygılanma gel.
başından gelir. Ne bu isyanlar, ne bu devran gelir, ne bu meydanlar. Ne bu zindan gelir, ne bu isyanlar, ne bu devran gelir, ne bu meydanlar. Biz bu zindan ile yılacak değiliz. Hasalanma, kaygılanma gel. Biz bu devran ile kalacak değiliz. Hasalanma, kaygılanma gel. Biz bu zindan ile yılacak değiliz. Hasalanma, kaygılanma gel. Biz bu devran ile kalacak değiliz. Hasalanma, kaygılanma gel. Hasalanma, kaygılanma gel. Hasalanma, kaygılanma gel.